sunuyor. Ha beyler, ben çıkıyorum. Hadi şubede görüşürüz. Hadi eyvallah. Hadi Allah'a emanet ol. Günaydın. Oho, günaydın. Hayırdır, ne bu acele? Bir misafirim var, onu karşılamam lazım. Kim? Beraber görev yaptığım bir arkadaş. Ahmet Üsteğmen. İki dakika bekleyemez misin? Anlatmak istediğim bir şey var. Ya Elif, gerçekten çok acelem var. Sonra görüşürüz, olur mu? Dur, önemli diyorum. Peki tamam. Neymiş bu kadar önemli olan? Böyle ayaküstü konuşamaz. İyi tamam, sonra konuşuruz. Hadi görüşürüz. Dinleyeceksin beni, seninle alakalı bir şey. Hasbinallah. İyi tamam, buyur dinliyorum. Geçen gece şubede çok acayip bir konuşma duydum. Feyza ile İlker arasında. Bir dakika, açmam lazım. Vay kardeş, geldin mi yoksa? Az kaldı. Saatlerdir yoldayız, yorulduk yani. Aklım sende kaldı, bir yaramazlık yok değil mi? Yok yok. Tenha bir yerde buluşabilirsek iyi olur. Aha, tamam. Sana tarif ettiğim yer müsait. Orada buluşuruz. Takip falan edilmiyorsun değil mi? Şu ana kadar bir şey fark etmedim. Ama beni aradıklarını biliyorum. Tedbiri elden bırakmayalım. Eyvallah kardeşim, yaklaşınca ara beni. Hadi eyvallah. Her şey yolunda mı? Pek değil. Bizim Ahmet'in elinde bazı bilgiler var. Kimseye güvenemiyorum, ancak sana verebilirim diyor. Buluşalım, bir bakayım diyorum. Ne bilgileriymiş bunlar? Ben de bilmiyorum ki. Ahmet, benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Korkuyorum bak. Korkma. Akif'i bulunca bir sıkıntı kalmayacak. Kim bu Akif? Hakkari'de beraber çatışmaya girdik kaç kere. Bir keresinde hayatımı kurtarmıştı. Neredeyse bir kilometre yaralı halde sırtında taşıdı beni. Acayip sağlam adamdır. Elimdeki çantayı anca ona verirsem rahatlarım. Korkma hayatım. Ters bir durum yok. İnşallah öyledir. Arka tarafta nasıl keyifler? İyi. Fırat abi, Üsteğmen'in arabası az önce geçti buradan. Size doğru geliyor. Tamam. Biz hazırlığımızı yapıyoruz. Gerekeni yapacağız. Biraz hızlan. Abi, polis çevirmesi az ileride. Emanetleri hazırlayın. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Tabii memur bey. Hayırdır memur bey? Bu saatte ne çevirmesi? Rutin kontrol. Bir. Aracın muayenesi dolmuş. Lütfen aşağı iner misiniz? Allah Allah. Allah Allah. Biz bu aracın muayenesini yaptırmıştık memur bey. İki ayda geçmiş. Öyle mi? Ulan bu adamın kıyafeti berbat oldu. Her taraf kan. Sorun değil. Bununki temiz abi. İyi tamam, giyin birini şunu ki. Anlat bakalım Elif. Neymiş bu önemli şey, dinliyorum. Geçen akşam şubede Feyza ve İlker tartışıyorlardı. Ne hakkında? Senin hakkında. Benim hakkımda mı?
Ne diyorlardı peki? Feyza soruyordu. Kardeş meselesi nereden çıktı diye. O nereden biliyormuş ya? Ne yani? Sahiden böyle bir mesele mi var? Yani tam olarak değil de. Tam olarak anlat o zaman sen de şunu. Ya önemli bir şey değil. Birinin uydurması işte. Takma kafana, ben öyle yapıyorum zaten. Kafana takmıyor gibi görünmüyorsun ama. Sen dediğime bak, boş ver. Kaç defa başın belaya girdi. Hala uslanmadın be Ahmet. Ne yani? Hainlik görünce, alçaklık görünce susayım mı? Adamlar vatanı satıyor. Buyurun satın mı diyeyim? Deme tabii ama bizi de düşün. Sizi düşündüğüm için atlayıp İstanbul'a geldim zaten. Baba bak polis. Ya bırakın gidelim. Durdurmayın şimdi bizi. Duracak başka araba mı bulamadınız? Askersin sen, bir şey demezler. Geldiler. Hadi hadi, ne geçiyor aklından? Söyle. Bana inanmayacağını biliyorum. Sen yine de şansını dene canım. Daha önce haklıydım. Hangi konuda? Feyza konusunda. Yine mi ya? Ya konuşurlarken duydum. İkisinin seninle bir derdi var. Bak sana söyleyeyim. O zaman anlamıştım. Şimdi de artık eminim. İlker'in babası senin yetimhanede müdürmüş. Feyza'nın babası da orada görevli. Anladın mı şimdi? Sen nereden biliyorsun bütün bunları? Daha önce araştırmıştım. Şimdi bir daha araştırdım. Ve dediklerim doğru. Daha da kötüsü. Ne? Daha da kötüsü ne? Ha? Babalarının ölümünden seni sorumlu tutuyorlar. Ne? Daha neler? Ya ne gülüyorsun? Ciddiyim ben. İntikam almaktan bahsediyorlardı. Anlasana Akif. Akif, tezgah kuruyorlar sana. Bilmiyorum. İnanmak güç geliyor açıkçası. Ya duydum diyorum sana. Neden yalan söyleyeyim ki?
Efendim kardeşim? Akif! Saldırıya uğradım! Çapraz aldılar beni! Yetiş kurban olayım, abim karım yaralandı! Ne diyorsun? Neredesin sen? Söyle! Buluşma yerine çok yakın! Otobandan çıktım, Ali Bahadır Safa'ndayım! Tamam kardeşim, ben de gelmek istiyorum. Az ileride bir cami var, yeşil bir cami! Tamam tamam, geliyorum, dayan, tamam! Ne oldu, ne diyor? Ya saldırıya uğramış Ahmet. Bizimkiler haber ver, hemen gelsinler. Tamam. Ambulansı ara hemen. Allah'ım yardım et ya Rabbim. Tamam, hemen çıkıyoruz Elif. Neredesiniz? Tamam biliyorum, geliyoruz hemen. Hayırdır İlker komiser? Akif'in bir arkadaşı geliyordu ya. He. Saldırıya uğramış. Aha. Aga ne duruyoruz, çıkalım hemen. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi. Gülten, ne olur be. Kızım sen de sakin ol. Hepsi geçecek. Akifler yakındalar. Birazdan gelirler. Kızım al, git buradan Ahmet. Ama ne olur bırakma annemi, ne olur. Bırakmam kızım. Anneni de seni de bırakmam. Elindeki çantayı ver, karını kızını al git buradan. Anne. Burada can veririm, o çantayı size vermem. Duydunuz mu şerefsizler? Beni öldürmeden hiçbir şey alamazsınız. Anne. Karına kızına yazık olacak, sen bilirsin. Ya. Hadi be abi, hadi be aslanım. Nerede kaldın, hadi be. Daha çok var mı? Yok. Geldik sayılır. Anne. Sakin. Hepsi geçecek. Anne. Gülten sen de dayan ne olur. Bu herifin teslim olacağı falan yok. Gebertmek şart oldu. Sen şu taraftan, ben bu taraftan gideceğim. Hadi yürü. Koru beni. Olmaz, seni bırakamam. Gitmek zorundayız. Gelemem. Gelirsin. Kızım, bak, beni dinle. Ben işaret verince koşacaksın, tamam mı? Şuradaki ağaçları görüyor musun? Oraya. Çantayı da al, koş hadi. Tamam. Hadi anne. Hadi Gülten. Hadi kızım. Herif çıktı bu. Abi mahvetti bizi. Ne olursa olsun o çantayı almamız lazım. Boyala şunu. Gidin buradan, gidin! Buradan kızım!
Gidin buradan! Abi bitti bu iş. Tamam, ben çantayı almaya gidiyorum. Abi gelenler var. İşte şuradalar. Çık! Çık! Dur! Teslim ol! Yat yere! Ahmet nerede? Bilmiyorum ki. Abi! Burası bayağı kalabalıklaştı. Gitmemiz lazım. Çantayı almadan bir yere gidemeyiz. Sen yola şunları. Ben çantayı alıp gideceğim. Arkadaşın nerede Akif? Bilmiyorum ki. Ahmet! Ahmet! Akif! Buradayım Akif! Yetiş çabuk yaralandım! Hadi Akif! Hadi Arcelet! Ahmet! Dayan geldik! Biraz daha dayan! Bu çanta bana daha çok lazım. Sebo, siz önden gidin. Anlaşıldı. Balta değil, biz de arkadan. Ahmet iyi misin? Çantayı aslanım. Gözünü seveyim. Aha. Ahmet. 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 Ahmet ölme sakın. Ahmet! Ahmet aç gözünü. Ahmet aç gözünü. Kartalı Çuva, Kartalı Çuva. Ahmet. Beykoz Riva'dayız. Ali Bahadır köyünün girişine ambulans yolla devrem. Ahmet ölme aç gözünü Ahmet. Baba! 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 Elif. Sebo! Elif çocuğu uzak tut buradan görmesin babasını böyle. Tamam. Tamam. Yürü Elif yürü. Tamam dur. Kal orada. Kal orada tamam dur. Baba! Tamam. Tamam bir şey yok canım iyi olacak beni dinle. Annem düştü ona yaralı. Nerede?
Orada. İlker, sen hemen Akif'in arabasını getir. Tamam. Çabuk ol. Tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Ahmet'im hadi be. Aç şu gözünü aslanım. Bir hilal uğruna yarar. Peken cennet olsun Akif'im. Başımız sağ olsun kardeşim. Ne güneşler batıyor. Geç kaldım be Ahmet. Geç kaldım. Geç kaldım aslanım. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Abi senin kabahatin yok. Yapma böyle. 5 dakika erken gelemedik. Bedir'in aslanlar anca. Aslan gibi üsteğmen gitti. Mis gibi şehit oldu işte abi. Darısı bizim başımıza inşallah. Amin. Abi, herif kaçtı, ne yapacağız? Nereye kaçtı lan o şerif? Nereye kaçtı? Yeşil bir arabaya atlayıp kaçtı abi. Arkadaşlar, karısı da yaralı. Durumu ağır. Tamam Elif. Siz kadını hastaneye yetiştirin. Biz şahsın peşine düşüyoruz. Haydi. Tamam, anlaşıldı. Sana söz veriyorum kardeşim. Alacağım emanetini. Söz veriyorum. Hadi gidiyoruz. Yardım lazım mı? Devrem, devrem. Üst emniyet şehidimiz var. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Ambulans gelip alacak. Meftanın üstünü örtüp bekleyin. Tamam, biz bekleyelim. Hadi. Hadi arkadaşlar. Ben arabaya çalıştım. Tamam. Babam gelmeyecek mi? O sonra gelecek, tamam mı? Tut elimi. Ya bir şey mi oldu babama? Dedim ya, sonra gelecek. Hadi anneni hastaneye yetiştirin. Patronun istediği çantayı aldım. Biraz zor oldu ama olsun. Tamam, merak etme, kaybolacağım ortadan. Kardeşimin düğünü var, oraya gideceğim. Düğün mü? O nereden çıktı? Ne yapalım? Düğün dernek arası iş yapıyoruz. Sen de gel. Orada buluşuruz. Tamam. Adresi mesaj atarsın. Tamam, anlaştık. Hadi orada görüşürüz. Eyvallah. Tamam. Görüşürüz. Anneciğim. Anneciğim. Anne, iyi misin? İyiyim kızım. Korkma, iyiyim. Korkmayın. Sizi hastaneye yetiştireceğim. Alo, Feyza. Acele Yenibahar Hastanesi'ne gel. Sana ihtiyacım olabilir. Tamam. Ben buradayım, ne olursun dayan, ne olursun anneciğim. Daha çok var mı hastaneye amca? Az kaldı. Hemen şurada hastane. Amca, ne olursun yetiştir annemi, ne olur. Tamam, korkma ufak. Yetiştireceğiz anne. Geldik seni. Anneciğim, anne. Sedye! Çabuk biri sedye getirsin. Sedye getirin. Burada bir yaralı var. Acele edin. Tamam. Acele edin. Hadi, hadi. Anne. Anneciğim. Anne. Tamam. Geldik hastaneye, korkma. Bak, anne. Hastaneye yetiştirdik anneni. Tamam, korkma. Anne. Yavaş, yavaş. Anne. Tamam. Anne. 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 İlker, ne oldu? Uzun hikaye, sonra konuşuruz. Nerede? Nerede bu adam? Nerede ya? Dön, dön, ne yapıyorsun lan? Hayır. Gördüm ben. Buradan ben gördüm. Mı? Tamam, sen devam et. Az ileriden sağa git. Gördüm oğlum. İlker, ne yaptınız? Nasıl kadının durumu? Şimdi hastanedeyiz. Ameliyat alacaklar. Kapat, ben seni daha sonra arayacağım. Anne. Trafik kazası mı? Yok, tek kurşun sırtından girdi. Tamam, hemen ameliyat alacağız. Anne. Tamam, tamam. Anne! Şşş, anne! Dur, 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 bekle. Anne! Tamam, dur. Dur, dur, Burcu. Tamam, bak, ameliyata gidelim.
Tamam ağlama, tamam. Burada bir yerde o namussuz herif. Bakın beyler. İyice bakın etrafa. Nereye kayboldu bu ya? Şuradan sol dön bakayım. İşte buldum. Bu araba. Carlos burada dur. Burada bir yerdedir. Dağılalım. Her deliğe bakın. O herifi bulmam lazım. Hem elinde çok önemli belgeler var, hem de Ahmet'i şehit etti. Sakın ola ki öldürmeyin. O şerefsizi canını istiyorum. Akif sakin ol kardeşim. Tetikçi miyiz biz de? Ben şu an öyleyim. Gelmeyin üstüme Sebo. Hadi Sakaryalı, sen benimle gel. Hadi be, ne çabuk geldi lan bunlar. Abi. Burada da yok. Aramaya devam. Burada bir yerde biliyorum. Hadi. Oğlum koşma. Oğlum çok... Geliyorum. Oğlum çok koş. Heyecanlı mısın? Çok. Sen? Çok. Al benden de o kadar. Allah Fırat abiden razı olsun. O olmasaydı düğünü de yapamazdık. Fırat abim bir tanedir. Babalık yaptı bana. O büyüttü. O okuttu sağ olsun. Nerede peki? Hala gelmedi. Gelir herhalde. Davul zurna falan ayarlayacaktı. Koşturuyor işte. Ana. Fırat abim nerede? Ortalıkta görünmüyor. Bilmem. Aradım az önce ama açmadı telefonu. Gelir birazdan. Gelsin hadi ya. Millet gelmeye başladı. Gelir gelir. Merak etme sen. Baran! Nihayet be abi. Aslanım. Koçum benim. Nasılsın bakalım? Seni bekliyorduk işte. Nasıl olmuşum? Damatlıkta yakışmış kardeşim. Maşallah, maşallah. Hadi. Hadi gel. Hoş geldiniz. Vay vay vay. Şimdi yedim ben. Şşş. Faş bekle. Etrafta bir sürü insan var, dur. Böyle dalmayalım. Akif 23 numaranın önüne gelin. Adamı bulduk. Çocuklar yavaş. Ha nerede kaldınız ya? Düğün evi cenaze evine döndü sizin yüzünüzden. Hadi çalın bakalım çalın. Bir dakika kardeşim, ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz be? Ne işiniz var burada? Şu adam kim? Abim olur. Ne yaptığımızı o söylesin. Bakın bir yanlış anlama var.
Biz burada kendi halimizde düğün yapıyoruz. Kime ne zararımız dokunmuş? Sus lan! Bırak şimdi bunları. Çantayı ne yaptın onu söyle. Kardeş ne çantası ya? Bana bak, oyun oynama. Çantayı istiyorum. Ben çanta falan bilmiyorum kardeşim, tamam mı? Balta, paketli arkadaşı. Burada konuşmayacak anlaşılan. Şşş, Baran! Dur orada! Kimse abimi götüremez. Götürürler Baran, götürürler. Oğlum dur! Biz doğuluyuz ya, her zaman suçluyuz. Alışığız biz dayak yemeye. Karakollara çekilmeye. Ne alakası var lan serseri? Çakallık yapma, senin doğulu olduğun alnında mı yazıyor? Katil olduğun için biz buradayız. Çakal! Mesele doğum meselesi olsaydı benim ne işim olurdu bu üniformanın içinde? Olayı başka taraflara çekip provokasyon yapıyorsun. Tamam uzatmayın. Bu adamı alıp gidiyoruz buradan. Ya siz hangi akla abimi götürüyorsunuz? Çıkın gidin evimizden. Düğünümüz var, görmüyor musunuz? Bilerek yapıyorlar kardeş. Eğlenmek bize haram. Sevinmek bize haram. La havle ve la kuvvete. Fırat söyle. Söylerim de yüreğin kaldırmaz ana. Söyle sen hele. Söyle. Üsteğmen'i öldürdü. Karısını da vurdu. Sen yanlış görmüşsündür evlat. Bir askere kurşun sıkmamıştır o. Anacığım maalesef. Yalan söylüyorsun öyle! Bırak! Yapma! İndir silahını! Atın! İndir! Yapma! İndir. Yapma! Kın lan buradan! Çıkın! Bak onun şakası olmaz, indir o silahı! İndir silahını! Çıkın lan buradan! Gidin! Bırak silahı! At o silahı, indir! Yemin ederim çıkarım! Kapını başına al, yakma kendini! Yapma, yapma yavrum! Çıkın lan buradan! Çıkın! İndir hemşerim, indir o silahı! İndir diyorum sana! Yapma Baran! Baran yapma! Lan! Kın indir! Çıkın! Çık! Ben iyice ayar olmaya başladım. Kardeşini kullanıyor bu şerefsiz. Ver icazeti alayım şu Fırat'ı. Baran dur. Kimseye bir şey olsun istemiyoruz. Çıkın gidin buradan. Atın taş atın. İstemiyoruz. Ulan taş atmak neymiş ya? Aman dikkatli olun. Sakın bir şey yapmayın. Aman halkımızı koruyalım. Baran, kardeşim atın o silahı. Kimseyle işimiz yok. Adamı alıp gideceğiz. Baran inan onlara. Baran. Bizi yapma. Öldürmeden kimseyi alamazsınız. Durum nasıl? Kurşunu çıkardık. İyi. Yalnız yoğun bakımda. Omuriliği ağır hasar görmüş. Önümüzdeki birkaç saat çok kritik. Yani yaşamayacak mı? Bunu söylemek çok zor ama Allah'tan ümit kesilmez. Geçmiş olsun. Şimdi dinleniyor birazcık. Kötü bir şey mi oldu yoksa? Hayır. Hayır canım, bir şey olmadı. Anneme kötü bir şey oldu. Sen bana yalan söylüyorsun. Anne! Dur! Anne! Çocuk. Bırak lütfen, annemi tamam. Görmek istiyorum. Anneni göreceksin. Bırak, ben annemi görmek hayatım istiyorum. Geçti. Ne olur. Çıkacak annem birazdan. Anne! Tamam. Anneni göreceksin. Sakin ol. Anne! Anne! Tamam Burcu, ağlama. Yapma! Atın! Atın şunları dışarıya! Gidin lan buradan! Bunlar katil! Gidin! İstemiyorum sizi! Atın bu katilleri dışarı! Kafatasçı bunlar! Doymadınız mı karımızı içmeye lan? Ne yaptık biz size? Yapma dur! Abi ne yapacağız? Beyler sakın sıkmayın ha! Bu hassas günlerde başımıza iş almayalım sonra. Ne yani? Bırakalım gitsin mi bu herif? Abi gitmesin de başka bir yol bulmamız lazım. Özel harekat düğün evini bastı derlerse malum medya basar yaygarayı. Ya bu adam arkadaşımı öldürdü benim. Arkadaşımı şehit etti.
Bu adam masumlara zarar vermeden almanın bir yolunu bulmalıyız. Hadi abi bir yol bulalım o zaman. Hadi Sebo çalıştır kafayı. Bize sadece bu adam ve sakladığı çanta lazım. Kötü bir niyetimiz yok. Kanmayın bu katillere. Öldürecekler hepimizi. Acımayın, vurun. Vurun katillere, vurun. Destek istiyorum. Destek. Karanfil Sokak No 23 Devrem, çabuk. Devam edin. Yeni Mahalle Karanfil Sokak, çabuk. Kaçmayın Sakın. Kaçmayın Sakın. At silahını, at silahını. At silahını, at silahını. At silahını. Gidin. Kimseye bir şey yapmayacağız. Aradığımız bir çanta var. Onu istiyoruz. Abi ne çantası? Ne diyor bunlar? Yalan söylüyorlar. Çanta falan yok bende. Madem yok bırak arasınlar o zaman. Baran bırak o silahı ne olursun. Kurban olayım. Bir iş gelecek başına ne olursun bırak. Eve gir sen Ayşe. İndir silahını. Oğlum, indir. Gitme oğlum. İndir. Yaklaşma indir. İndir. Buyurun. Baran. İstediğiniz yeri arayın. Lan sen ne yapıyorsun? Çanta yok diyorsun. Arasınlar o zaman. Bulamazsanız bizi rahat bırakacaksınız. Baran. Çantayı bulsam da, bulamasam da sen benimsin. Etrafa bakın. O çantayı buraya bir yere saklamıştır. Yat. Sebo sen eve bak. Çıkacak dedin. Hala çıkmadı annem abla. Doktorlar biraz daha dinlensin dediler güzelim. Babam da yok yanımda zaten. Üşüyorum ben. Benim de babam yok. Kötü adamlar mı öldürdü senin babanı da? Adamlar bizden. Geçecek canım. Hepsi geçecek. Çanta falan yok. Aynen. Evin içinde her yere baktım. Evde de yok. Arkadaşlar, burada diyorum size ya. O çanta burada. Sebo, o çanta burada bir yerde. Anlıyor musunuz? O çantayı bulacağız. Oğlum, aradınız taradınız. Yok işte. Fırat yok diyorsa yoktur. Hadi müsaade edin bize. Bak anacığım. Seni anlıyorum. Oğluna kıyamıyorsun. Ama oğlun bir katil. Bizimle gelecek. Başka yolu yok. Çanta çanta diye tutturdunuz. Yok işte. Defolun gidin bu evden. Rahat bırakın bizi. Abi. Hakikaten yok burada. Biz bıçak alıp gidelim buradan en iyisi. Yolu olmalı. O çanta burada bir yerde. Buradan eli boş çıkartma bizi Allah'ım. Salih abi.
Akif abi, iyi misin? Abi? Evet arkadaşlar. İşte aradığımız buydu. Abi hani çanta falan yoktu? Komplo bu kardeşim. Sen de hemen inandın. Kendileri koymuşlardır. Baksana nasıl buldu hemen. Siz mi koydunuz o çantayı? Abime iftira mı atıyorsunuz? Saçmalama ya. Bu kadar kalabalık var. Biz koysak hiç mi gören olmayacak burada? Çekilin lan buradan! Öldürürüm lan hepinizi! Yapma! Bırakıyorum! Çekilin! Çekil geri! Çekil geri! Murat abi! Abi. Tamam. Tamam herkes sakin olsun. Tamam. Abi. Tamam sakin olun. Baltan Murat çağır hemen. Canı kumak. Canı kumak kükür. Abi. Ne istedin oğlumdan? Böyle mutlu bir günümüzde. Niye geldiniz siz? Allah kahretsin hop, hepinizi. Hop hop. Dur kardeş. Dur sakin ol. Bizimle gelseydi bunlar olmayacaktı. Bizim bir suçumuz yok. Sizin bir suçunuz yok madem. Abim niye kanlar içinde yerde yatıyor? Böyle olmasını biz istemedik. Abim maalesef doğru işler yapmıyordu. Hep biz mi suçluyuz ya? Ulan en mutlu günümü berbat ettiniz. Abimi öldürdünüz lan. Ulan o benim babam gibiydi lan. Allah kahretsin lan hepinizi. Allah kahretsin seni. Bırak şu silah. Bırak şu silah. İyi misin sen? Abi ölme. İyi misin sen Sebo? Sebo! Gözümün önünde oğlumu vurdum kadın. O kadını unutabilir mi oğlum bu hali? Abi yapacak bir şey yok. Maalesef kendi hatasıydı. Abi! Bana ya! Ne olur ölme! Abi, 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 aç gözünü, aç gözünü artık, abi. Anam kurban sana. Gele, gele, gele. Defolun gidin buradan. İstemiyoruz sizi. Yürü. Bir şey bilin istiyorum. Kürt ya da Türk.
Laz ya da Çerkez. Bizim için hiçbir önemi yok. Buraya Kürt olduğunuz için girmedik. Burada bir suçlu olduğu için girdik. Böyle olsun istemezdik. Evet. Burada bir ana oğlunu kaybetti. Ama az önce 10 yaşındaki bir kız da babasını kaybetti. Bitsin bu savaş artık, bitsin. Yerin dibine batsın bu düşmanlık. Hadi Akif, gidelim. Katiller! Katiller! Bunun hesabını vereceksiniz. Soracağım hesabını size. Dur kardeşim, sakin ol. Sakin ol, geri çekil. Bırakın beni. Bırakın sıkın içimleri gırtlağına. Bırakın. Katiller! Katiller! Tamam lan, sakin ol. Ya tamam. Burası fena karışmış. Anlaşılan Fırat çantayı kaptırdı. Hala bir haber yok. Doktor çağırın çabuk. Bugün gelen hasta fenalaştı. Doktor bey, bir problem mi var? Ben birazdan sizi bilgilendireceğim. Abla, bir şey mi oldu? Sen uyumana bak canım, bir şey yok. Uyandı mı anne? Daha değil. Ben çok susadım. Bak, ileride su makinesi var. Hadi git al oradan. Ne oldu doktor bey? Kötü bir şey mi oldu? Maalesef hastayı kaybettim. Başınız sağ olsun. Nasıl yani? Öldü mü? Buraya kaybettim. Çok kötü. Anne, anneciğim. Takdiri ilahi. Hem yetim hem öksüz kaldı. Baba. Ne annesi var ne babası. Anne, anneciğim. Ne yapacak şimdi? Nasıl söyleyeceğiz bunu ona? Anne. Burcu. Anne! Anne! Burcu! Anne! Burcu! Dikkat et kızım! Ufaklığı tutun! Anne! Tamam, sağ olun beni. Tanrım, beni yalan söyledin. Annen iyileşecek dedin. Çok üzgünüm tatlım, gerçekten. Affet beni, ne olur. Nerede şimdi annem? Şeyde annem. Cennete mi gitti annem? Cennet, evet, cennete gitti. Bir daha göremeyecek miyim annemi? O beni cennette bekleyecek değil mi abla? Ya öyle. Evet. Anne. 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 Anne.
Bu bedende kaldım diye ağlasın. Akif abi, bir şey soracağım. Çantanın yerini nasıl bildin sen? Salih abi söyledi. Salih abi mi? Salih abi mi? Meded ya Ali Muhammed Mustafa. O mübarek abim olmasaydı. Meded ya Şehid Kerbela. Tamam Sebo, üzülme. Geçti artık. Allah'ın gücüne gitmesin ama hayatımın en berbat günlerinden birini yaşıyorum. Bazen ölmek yaşamaktan daha sevimli geliyor insana. Üzülme sen abi. Ah, gelin çocuklar. Gelin oturun. Nasılsınız bakalım? Yaşayan ölü gibiyiz müdürüm. Maalesef böyle şeyler yaşıyoruz Sebo. Senin bir suçun yok. Biliyorum da müdürüm. Keşke anasıyla kardeşi olmasaydı orada. Keşke Sebo. Keşke olmasaydı. Bu arada çantadan çıkan dosyaları inceledik. İstihbarattan bir iki arkadaş da yardımcı oldu sağ olsunlar. Müdürüm neymiş Ahmet'in nerede? Doğu'da bir iki yerde istihbarat sağlamış. Yeni bir terör yapılanmasıyla ilgili üstlerine uyarıda bulunmuş. Ama kimse ciddiye almamış. Üstelik az daha trafik kazası geçiriyormuş. Son anda kurtulmuş. Eminim trafik kazasıdır. Yani yeni bir örgütün yapılanması var çocuklar. Gerçi bizim başımıza örülen çorabın sonu gelmez malum. Bu adam da yeni örgütün finansörü. Fuat Emir. Vay. Tesadüfe bak, soy isminiz de aynıymış. Hayırdır birader? Akraban falan mı yoksa? Yok daha neler ya, Allah korusun Sebo. Adam çok zengin. Beyefendiliğiyle tanınıyor. Ama içi beni yakar, dışı seni. Ahmet bu adamın çok büyük ve kanlı eylemler planladığını söylemiş. Planlasın bakalım. Peki müdürüm, nerede bulacağız biz bu adamı? İşte o konu biraz karışık çocuklar. İtiraf etmeliyim. Bugünkü ufaklığın hali beni çok etkiledi. Evet. İnsan elinden bir şey gelmemesi çok acı. Gerçi sen alışıksın böyle şeylere. İnsan böyle şeylere alışmamalı. Ben kasap değilim. Benim de duygularım var. Yok demedik zaten. İyi geceler. Aa, baksana. Sen iyi misin? Şu baba meselesinden sonra pek tadın yok gibi. Yok yok. İyiyim ben. Görüşürüz. Delikanlı. Bir dakika bakar mısın? Buyurun. Biraz konuşabilir miyiz? Ne hakkında? Sen ve kardeşin Akif. Akif benim kardeşim değil. Ben olsam
Bu kadar emin olmazdım. Pardon ama siz ne saçmalıyorsunuz? Şşş! Beyefendi! Lütfen gidin buradan. Daha en önemli şeyi söylemedim. Aslında uzun zamandır bu anı bekliyorum. Ama bu şekilde öğrenmeni istemezdim. Adım Fuat Emin. Ben senin baban. Fuat Emir, gerçekten adı bu mu acaba? Müdürüm, daha önce de bir sürü isim kullanmış. Orhan Yanmaz, Mehmet Sarıbay. Ama asıl isminin Fuat Emir olduğu tespit edilmiştir. Almanya ve İran'la ilişkileri güçlüymüş bu. En büyük kazancının silah ticareti olduğu yazıyor. Şimdi anlaşıldı. Terör örgütünün kurulmasına neden ön ayak oldu? Silah satacak, parayı cebe indirecek beyimiz. Şu fotoğraflarına bakabilir miyim? Kaç gündür süren bu baba saçmalıklarından. Nasıl istersen. Seni sinirlendirmek istemem. Benim babam yıllar önce öldü. Senin baban hayatta. Şu an karşında. Ne malum yalan söylemediğiniz? Sırtındaki yara izinin nasıl olduğunu biliyor musun? Sen nereden biliyorsun o izi? Daha yeni yürümeye başladığında düşmüştün. İstersen annene sor. O anlatsın sana her şeyi. Benim annem yok! Yaşadığını biliyorsun. Baban zannettiğin adam öldükten sonra onunla bir daha konuşmadığını biliyorum İlker. Ama o sana... her şeyi anlatacak, merak etme. Nereden biliyorsun sen bunları be? Ben her şeyi bilirim. Madem biliyordunuz, neden bunca zaman durup şimdi çıktınız? Size karşı dürüst olacağım. Ben ölmek üzere olan bir adamım. İlik kanseriyim. Senin iliğin bana uyuyor. Hacer'in söylediği doğruymuş demek. Baş belasın mı Hacer? Yine de sana inanmıyorum. Bana bir iyilik yap ve defol git buradan. Bir daha da karşıma çıkma, olur mu? Peki. Madem öyle diyorsun... Son bir şey daha. Ben çok zengin bir adamım. Varisim yok. Tabii şimdilik. Aklında olsun. Hı? Hoşça kal. Ne dedi İlker? Kabullenmesi zaman alacak. Annesine gidecek mi? İçine kurt düştü bir kere.
gidecektir. Ya Akif, ona da gidecek misiniz? Ona şimdilik yaklaşmamak en iyisi. Aynı şeyleri ona anlatırsam bir saniye düşünmeden vurur beni. Gidelim. Sence doğru söylüyor olabilir mi? Anlamanın bir tek yolu var. Annene gideceksin. Evet. Ya bence bu adam saçmalıyor. Ben o kadar emin değilim. Ne yani? Sence Akif'le gerçekten kardeş misiniz? Canım sıkan da bu zaten. Düşünmesi bile ürpertici. Oho. Oy Berkemin! Oy Berhanemin! Oy Berkemin! Lao! 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 Oy Berkemin! Eşayi! Oy! Yeter! Sus artık anne! Kimse kandırmadı senin oğlunu. O şerefsizler geldi düğünü bastılar. Mecbur kaldı abi. Bizi korumak için öldü. Abin yanlış yolda olmasa polis bize ne diye baskın yapsın ha oğlum? Abim mi suçluydu yani? Sen oğlunu değil o katilleri mi savunuyorsun? Oğlum ne olur konuşma böyle. Hepsi abimin hesabını verecek. Tek tek hesap soracağım onlara. Baran, Baran yapma ne olursun. Kıyma bize Baran, ne olursun yapma. Baran biz seninleyiz. Baran. Yapmayın kurban olayım size. Ne olur durun. Konuşmayın böyle. Bu savaşı onlar başlattı ana. Biz değil. Kimse başlatmadı oğlum. Eline silah alacaksın da ne olacak? Kankanla temizlenir mi? Bana bir evlat acısı da sen yaşatma. Gör bak nasıl temizlenir hem de. Hadi. Baran! Baran! Baran gitme Baran! Yapma ablam ne olur. Baran! Ne olur ya Baran! Kuzey Irak'tayken birlikte çekildiğimiz fotoğraf. O zaman sınırdaydık. Çatışma vardı. Burası da Bingöl-Tunceli arası. Allah şefaatine nail eylesin. Ne diyeyim kardeşim? Amin. Ah be Ahmet'im be. Ah be Ahmet'im be. Abimin intikamını almak için yanımda mısınız? Yanındayız. Yanındayız abi. Hepsini yakacağız. Ama Fırat abimi öldüren o Sabahattin denilen adamı bana bırakın. Tamam mı? Tamam. Tamam abi. İstediğin her şey burada. Herkes alsın silahı. Baran, beni bırakıp nereye gidiyorsun? Ben ne olacağım? Biz ne olacağız? Ne olursun gitme, kurbanın olayım gitme Baran. Bu intikam alınmadan yürümek haram bana. Tamam mı canım? Baran. Hakkını helal et. Bir de anama çarşıya indiğimi söylersin. Baran gitme. Vazgeç. Ne olursun vazgeç Baran. Ne olursun bırakma beni. Baran. Ah çocuklar. Dün arayan bir şahıs bize Fuat Emir'in yerini söyledi. Bu herif Ahmet Üsteğmen'in katili. Daha birçoklarının da katil olmaya aday.
Mümkünse canlı getirin. O konuda garanti veremeyiz mi? Şşş Akif. Tamam müdürüm, siz merak etmeyin, biz hallederiz. İlker nerede? Hastaymış, izin aldı. Akif, emir komuta sende evladım. Emredersiniz müdürüm. Hadi, Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Hadi beyler. Nereye gidiyoruz patron? İşimiz var. Ahmet Üsteğmen'deki çantayı kaptırdık. Sizinle ilgili birçok belge o çantadaydı. Şimdi polis, istihbarat, herkes sizi arıyordur. Arasınlar. Beni 30 yıldır arıyorlar. Daha bulan olmadı. Ben bunu yapamayacağım. Ne oldu? Kaç senedir doğru düzgün görüşmüyoruz. Görmek istemiyorum. Saçmalama. Annen o senin. Ne olursa olsun. En azından annelik yapmış. Sonra da üvey baba getirdi başıma. Bırak şimdi sen bunları. Fuat Emir hakkında gerçeği sadece annen söyleyebilir bize. Gel. Hadi. Hangi oda olduğunu hatırlıyor musun? Son geldiğimde 2 numaralı odadaydı. Şey, ne zamandı peki? 1 seneden fazla olmuştur. Merhaba. Merhaba. Siz kimsiniz? Ben oğlunuzun bir arkadaşıyım. İlker'in mi? Hı hı. O nerede? O da burada. Gel. Oğlum. Neredesin kaç zamandır? Unuttun beni iyice. İş güç işte. Otursanıza. Ne içersiniz? Fazla kalmayacağız. 1-2 soru sorup gideceğiz. Kalmayacak mısınız? Ama neden? Kaç zamandır görüşmüyoruz oğlum. İlker'in biraz canı sıkkın da bu aralar. Onun kusuruna bakmayın. Tamam, sor o zaman. Ne soracaksan. Bak, saçma bir soru biliyorum. Ama bilmem lazım. Sen benim öz annem misin? Onca yolu bunu sormak için mi geldin? Cevap ver bana. Gülme! Niye gülüyorsun? Kusura bakma, sinirim bozuldu. Elbette ben senin öz be öz annenim. Doğurduğum günü bile hatırlıyorum. Peki, Fuat Emir kim? Kim dedi? Fuat Emir kim? Hani çok zengindi bu adam abi? İncin top oynuyor burada. Ruhlar birbirini çeker derler ya. Öyle adamlar için uygun bence burası. Ağlar, sizi bilmem ama ben burayı hiç sevmedim. Olsun. Yine de bakacağız. Hadi. Ben öyle birini tanımıyorum. Hayatımda da duymadım.
Anne, bak, sakın bana yalan söyleme. Bu adam dün akşam bana geldi. Senin bazı gerçekleri benden sakladığını söyledi. İlker, öyle bir adamı tanımıyorum dedim sana. Bu adam benim sırtımdaki yaranın nasıl olduğunu bile biliyor anne. İlker, tamam, sakin ol. Gözlerimin içine bak. Ve bana doğruyu söyle. Fuat Emir diye birini tanıyor musun, tanımıyor musun? Bana bak! Akif, burası temiz Akif. Hiçbir şey anlamadım bu işten Sebo ya. Carlos, burada kimse yok. Belliydi zaten. Abi, ben şahsen kıllandım bu işten. Hiçbir anormallik yok arkadaşlar burada. Tamam o zaman. Yapacak bir şey yok. Hadi çıkalım. Yasin! Yan! Baro yapmış abi de. Nasıl söylemişti? Biliyordu bizim Fuat Emir'in peşine düşeceğimizi. Beyler, bilin bakalım burada ne var? Ha? Hamsili pilav. Hernandez'in imzalı forması. Maalesef tutturamadınız beyler. Sebo, sence ne var? Kardeşim bana bomba deme de ne dersen de. O zaman bomba var. Bomba mı? Allah kahretsin ya! Neden konuşmuyorsun? Konuşsana anne! İlker, tamam. Çok üstüne gittin. Yeter artık. Bir şey bildiği belli ama söylemiyor. Yalvarırım, yapma bunu bana. Ben sana bir şey yapmadım ki. Belli ki sen yapmışsın. Anneni boşuna bu kadar zorla. Böyle bir şeyi itiraf etmesi çok zor. Yine mi sen? Kardeşim, bu rezil tut olmaz ki böyle. İyice bombayı marjaya döndü. Sebo, hallet şunu. Yoksa hiçbirimiz buradan canlı çıkamayız. Allah'ın izniyle kardeşim. Hadi bombayı durdurdu. İçeri çıksak ne olacak? Beyler, adamlar etrafımızı sarmışlar bizi. Lan!
Bizden adam alınacak adam daha anasından doğmadı. Siz bilirsiniz. Canınız nasıl isterse. Devam. Sen şasayı yaktır. Şunu da şuraya temas ettirirsek inşallah ithal olacak. Gerçeği öğrenmesi lazım. Anne! Kim bu adam? Nereden tanıyor seni? Çok üzgünüm İlker. Ya söylesene! Çıldırtma beni! Evet! Bu adam senin öz baban. Beyler, sırttan gibi çevirdiler etrafımızı ha. Bize buradan çıkış görünmüyor, söyleyeyim size. Sallama sen de be. Bir daha arayan Trabzon kardeşim. Hafız, sen Rize'nin eminin ya. Yenge tarafından Trabzon. Ben de İspanyolumuzum ha kanka. Sebo, ne durumdasın? Korkudan bayılmak üzereyim Akif. Her şey yolunda o zaman. Ağalar! Bu kadar kısa zamanda ben bombaya hiçbir şey yapamam. Zaten uzaktan kumandalı bu. Ha? Ne yapacağız? Bırakın gideyim, adamlar beni istiyor sadece. Hafız, kafayı mı yedin sen? Saçma sapan konuşma Sebo, saçma sapan konuşma! Evet Aga ya, saçmalama ya! Ya hep beraber çıkarız, ya da hep beraber ölürüz! Aha! İşte ekip bir parolası bu! Ekip bir parolası bu! O kadar! Sizden sadece Sebo'yu istiyorum. Hiçbirinize yazık olmasın. Bak, beni kurtulun! Maçan iyiyorsa gel de al! Bu böyle olmayacak. Bu böyle olmayacak. Allah'ım. Kurban olurum ben size. Kurban olurum size. Akif. He. Kardeş, beni dışarı çıkarabilir misin? Ne yapacaksın dışarıda? Bomba uzaktan kumandalı ama enerji dışarıdan geliyor. Muhtemelen orada bir yerde güç kaynağı var. Dışarı çıkarsam halledebilirim. Ama acele çıkmam lazım. Çok az zaman kaldı. Bana bak. Bize ters bir şey yapmayacaksın değil mi kanka? Ya ne alakası var? Bugüne kadar size ters bir şey yaptın mı? Vakit daralıyor kardeş. Tamam beyler. Tamam. Üç deyince çıkıp yakıyoruz mermiyi. Allah ne verdiyse. Hadi. Hazır mısın Sebo? Hazırım aga. Hadi. Ne olur affedin beni. Üç. Hadi bismillah. İki. Ya Allah. Tamam. Tamam durun. Durun. Ateş etmeyin. Tamam. Teslim oluyorum. Ateş etmeyin. Sebo. Abi ne yapıyorsun? Teslim oluyorum. Bırak arkadaşlarımı. Ya ne yapıyor bu manyak ya? Çıktı gitti ya. Çıktım işte, devre dışı bırak bombayı. Hadi.
teslim oldu. Ya delirdin bu adam ya. Bizim için yaktı kendini. Ulan Sebo. Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın Sebo ya? Hadi iptal et bombayı hadi. Hadi. Tamam. Tamam. Hallettim. Derdim seninle. Onlarla değil. Gel buraya hadi. Hadi. Yürü 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 yürü. Geç şuraya geç. Bombayı durdurdu galiba. Durdurdu mu? Peki bu geriye sen şey ne? Saymaya devam mı ediyor? Ah be Sebo. Ah be kardeşim. Ya bizi de yaktın, kendin de yaktın. Yürü. Bunu ben alıyorum. Tamam abi. Siz de dikkat edin. Birazdan patlayacak. Siz gene de arada sıkın. Ne? Kimse çıkamasın dışarı. Lan! Hani beni istiyordun? Beni aldın ya. Bırak sen arkadaşlarımı. Böyle mi sizin söz vermeniz? Hepiniz aynısınız. Yürü. Düş önüme. Kabul etmesi zor ama ben senin babanım. Seni bu duruma soktuğum için beni affetmeyeceğini biliyorum. Ama bana bir şans verirsen. Ne şansı be? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Oğlum. Oğlum deme bana. Ben hastayım. Yardımına ihtiyacım var. Niye yardım edeyim ben sana? Ne istersen yaparım. Hayal edemeyeceğin kadar zenginim. Ne yani? Satın mı alacaksın sen beni? Sen benim oğlumsun. Ne istersen zaten veririm. Senden sadece bir iyilik istiyorum. İyilik. Hiçbir şeyini istemiyorum. Ne paranı, ne seni. Hiçbir şeyini. Duydun mu beni? Çık git hayatımdan. Bir daha da karşıma çıkma. Diz çök. Diz çökmem lan ben. Vuracaksan vur. Kardeş. Bırak arkadaşlarımı. Vur beni öldür ne yaparsan yap ama senin bu yaptığın kalleşliktir. Bırak arkadaşlarımı onlar gitsin. Bırak lan bu kahramanlık laflarını. Ne istedin lan abimden? Ha? Ne istedin? Bak kardeş. Senin abin bir katildi. Gencecik bir üsteğmeni şehit etti. Karısını da öldürdü. Suçsuz olsaydı senin abin dokunur muyduk biz ona? Sakın. Sakın bana bir kelime daha ders vermeye kalkma. Öleceksin. Ah be! Akif abi bir şeyler yapsana. Ne yapayım ben balta? Ne yapayım ben? Çıksak adamlar var. Burada bomba var. Sebo orada. Ya ne yapıyorsun balta? Ne yapıyorsun? Abi, bozuk televizyona vurunca çalışıyor ya. Belki işe yarar dedim. Allah'ım ya Rabbim ya, Allah'ım ya. Hepimiz mi deliyiz ya? Ya hepimiz mi? Çekeyim mi buradan bir kabloyu? He, kafana göre çek. Paramparça olalım sonra. Ulan sen de bizi beğenmiyorsun ha. Gel sen hallet o zaman birader. Ya arkadaşlar saçmalamayın ya. Çıkmamız lazım buradan. Sen benim babam gibi abimi aldın. Üstelik katil dedim. Abim adam öldüremez. Bak güzel kardeşim. Saniyeler ilerliyor. Bırak gitsin onlar. Senin derdin neyse benimle çöz. Aha sana yürekse yürek, göğüsse göğüs. Vur bitsin bu iş. Ama o bombayı durdur gözünü seveyim. Yeter! Sus!
Abimi öldürmeseydin bugün bunları konuşuyor olmazdık. Ya sen gözünle gördün, abim bize silah çekti. Siz kışkırttınız onu. Katilsin dediniz. O da çıldırdı tabii. Abinin vurduğu Üsteğmen'in karısı kızı vardı. Karısını da öldürdü. Ufacık çocuğu yetim öksüz bıraktı. O çocuk size ne yaptı? O çocuk abine ne yaptı? Allah aşkına ne yaptı? Abim. Al bak. Abini şehit etti Üsteğmen bu adam. Beyler, 30 saniye kaldı. Başka çaremiz yok, çıkıyoruz. Burada bekleyip öleceğimize yanımıza şunlardan bir iki tanesini alırız. Hazır mısınız? Ha? Ben hazırım. Ben de hazırım abi. Hadi o zaman. Hadi. Çıkıyorlar, ateş edin. Ateş ediyorlar. Yağacak. 20 saniye kaldı. Lan Carlos sabret. Sen tanıyor musun bu adamı? Ahmet Üsteğmen'i mi? Nasıl tanımam? Bizim köyde karakol komutanıydı. Annem örgüte yardım etmiyor diye evimizi basmışlardı bir gün. Öldüreceklerdi bizi. O kurtardı hayatımızı. Kendi hayatını tehlikeye attı. Arkadaşlar buraya kadarmış. Hakkınızı helal edin. Helal olsun abi. Helal olsun abi. Eşhedü en la ilahe illallah. 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 Patlamadı. Bu sefer de patlamadı arkadaş. Oğlum sen bizden yana mısın, bombadan yana mısın ya? Ben şehitlikten yanayım da bir türlü nasip olmuyor. Dur ben sana bir mesaj atayım. Ver şunu, ver. Şoka girdi bu, şoka. Normal değil yani. Allah razı olsun. Demek abim... annemin hayatını kurtaran adamı öldürdü. Ahmet Üsteğmen'in katili abim mi ya? Maalesef. Çok üzgünüm be abi. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ahmet Üsteğmen hep derdi. Evet aram ki roşke başti. Böyle ve ahi. Umut ediyorum ki Barış bir gün bu topraklara gelecek. İnşallah. Maalesef o göremedi. Bak kardeşim, sen temiz birisin. Evlenmek üzeresin. Abim bir yanlış yapmış, cezasını bulmuş. Allah taksiratını affetsin. O düşmüş ama sen düşme. Yapma. Kurban olurum, yapma. Silahları atın. Bırakın çıksınlar.
Atın silahları diyorum. Atın dedim size. İçeridekilere bir zarar gelirse canınızı yakarım. Abim sıkıntı yok, her şey yolunda. Sebo! Sebo iyi misin? Şimdi daha iyiyim Akif'im. Sen bir kardeş kaybettin. Ben de abimi. Bilmiyorum. Kabul eder misin? Üsteğmenim için. Yaşattıklarım, yaptıklarım için. Senden, sizden, hepinizden özür diliyorum. Mezarımı kazın.